Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Miran'ın amcasının kızısın. Evet. Amcasının kızıyım. Ama sana eksik demişler. Ben Aslan Beylerin geliniyim. Senin o gidecek başka yerim yok dediğin adamın, Miran Aslan Bey'in nikahlı karısıyım. Şimdi kararını ver. Azat dışarıda seni bekliyor. Ya burada kalırsın, kocamın kapatması olursun, ya da Azat'la gider, özgürlüğüne kavuşursun. Karar senin. Ağzından çıkanı kulağın işitsin Azize. Sen kimin çatısında kimin leşini seriyorsun? Şadoğlu destursuz el kızını alsın da kapatsın ha. Sen bizi kendin mi bildin? Zehir akıtmayı bırak da de hele. Kimdir ki bu Elif? Alıkoyacakmışız biz. Azize, kimdir gecenin bu saatinde ev bastıracak kadar mühim olan Elif? Söyle bana. Kimse kimdir? Hanemdendir. Hanemden kim olsa Aslan Bey himayesi altında benim korumamdadır. Tırnağının ucuna zarar gelse hesabı tarafımdan sorulur. Yetti mi? Azize! Destursuz toprağıma girdin, ses etmedim. Evime girdin, hesap sordun, çatımın altındasın diye ses etmeyeceğim. Ama şunu bilesin ki senin burada bıraktığının üstüne kat kat toprak kondu. Senin midyatta yerin yok. Sen buralı değilsin artık. Ardına bakmadan geldiğin yere dönmen yakındır. Bir insanın yaşadığı toprağın altında ölüsü yoksa oralı sayılmazmış Nasuh. Sen bir düşün hele. Kim buralı, kim değil. Kim ardına bile bakmadan gidecek? Bir düşün. Ben burada ineyim. Evin burası mı? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Elif. Elif kızım. Elif. Elif. Elif.
ya. Kızım ortada yok. Ben buradayım. Azize Aslan Bey bizim konakta. Ya sizler nasıl insanlarsınız ya? Ne istiyorsunuz daha bizden? Ne diyorsun sen Azar Bey? Bak Sultan Hanım. O Miran içine söyle. Kızın yarın akşama kadar evine dönmezse... andın olsun yakarım bu konağı. Anladın? Ya yok. Ben bunu düğünde de görmedim ki. Yanaşmaya da hiç benzemiyor. Kim olur ki bu ya? Cihan. Abi. Sen ne yapıyorsun burada? Abi ben işte geliyordum burada. Ya beni bırak. Esas senin ne işin var burada? Ne yapıyorsun Aslan Bey'in konağında? Benim kızımdan başka ne derdim olur burada Cihan? Haydi eve gidiyoruz ya. Biz burada. Aslan Beyler bizim konakta. Aslan Allah'ım. Beyler bizim konakta mı? Ya ne olmuş ki abi? Ya bin anlatırım bin. Ya anlat nedir? Of. Nedir abi? Ya Rıza aradı. Azize Aslan Bey adamlarıyla bizim konağa basmış. Yürü haydi gidelim ne çabuk. Ya? Ne oluyor? Neredesin kız sen? Kimseye haber vermeden nasıl gidersin? Yani biraz dolaşmaya çıkmıştım. Yani bu kadar büyütecek ne var ki? Büyütecek ne var? Büyük hanım der sana. Kimdi o adam? Kimse kim? Sen onu düşüneceğine, Azize Hanım'a vereceğin hesabı düşün. Leyla! Gönül, ne işin var senin burada? Miran. Gönül, Gönül ne oldu? Leyla nerede? Miran. Tutmaya çalıştım. Nasıl? Nereye gitti? Azat. Reyhan. Azat'la gitti. Gönül. Gönül. Reyhan. Ne yaptın Reyhan? Ne yaptın? Reyhan. Ne yaptın? Yanındayken hiç korkma. Ben Aslan Beylerin geliniyim.
Senin o gidecek başka yerim yok dediğin adamın, Miran Aslan Bey'in nikahlı karısıyım. Nereden ya? Ne? Artık kimse sana zarar veremeyecek. Gideceğiz buralarda. Önce bizi bulamayacakları bir yere. Sonra da artık sen nereye dersen oraya. Eğer istemiyorsan açıkça söyle, bozalım sözü. Yok. Yok. Gelin ben takayım. Yok, benim Miran'la konuşmam lazım. Ne? Geri dön Azat abi, konuşacağım ben. Saçmalama Reyhan, ben seni bırakır mıyım o soysuzun yanına gider? Azat abi geri dön. Saçmalama Reyhan. Azat abi Reyhan, dur lan. Reyhan! Dur dedim. Reyhan! Dur dur lan. Reyhan saçmalama. Azat abi, dur. Dur. Yaşatacağım dediğim bu muydu? İntikamını böyle mi aldın benden? Seni attığım ateşte senden daha çok yanayım diye mi? Nasıl yaptın Reyhan? Nasıl? Reyhan yapmaz bunu. Beni bırakıp gitmez. Ne kadar yansa da yakmaz beni. O Azat. Azat iti zorladı onu. Azat iti. Peki Elif'im nerede Fırat? Her taşın altına bakın demedi mi ben size? Nerede Elif'im? Kim var kim yok saldık etrafa büyük ana. Eli kulağındadır. Bulacağız. Esma, hayırlı bir haber ver bana. Hayır hanımım, hayır. Elif geldi. Hiç tasalanmayın, kuzucuğumun hiçbir şeyciği yok. Dolaşmaya çıkmış, sonra da kaybolmuş. Allah'ım çok şükür sana, çok şükür. Esma, sen onu gözünden ayırma. He. Tamam, ben gelince hesabını soracağım. Miran mı o? Aç, aç. Sesini de aç. Efendim? Alo. Aga. Azat bizi buldu. Reyhan'ı kaçırmış. Gönül de yaralı. Ne kanka nasıl ya? Nasıl buldu seni? Nasılsın sen? Gönül nasıl? Aga sakın bir şey yapmaya kalkma ha. Gönül'ü hastaneye götürüyorum şimdi. Nasıl olduysa Gönül de bağ evine gelmiş. Ah Gönül ah. Aga nasıl buldular orayı ya? Bilmiyorum aga, hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi Gönül'ü hastaneye yetiştiriyorum. Ondan sonra da o Azat hadisinin peşine düşeceğim. Sen hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı? Kimseye bir şey çaktırma. Hadi. Tamam abi. Az kaldı Gönül. Az kaldı, dayan. Kaçmış mı kansız Şadıoğlu'nun kızı? Belasıyla bizden uzağa gitsin. Mahmut dön şuradan hastaneye. Hayır, hastaneye değil, konağa gidiyoruz. Beni Elif'e götür, sen sonra hastaneye gidersin, beni de haberdar edersin.
Az kaldı. Ambası çaldı mı? Çalıyor orada. Ölüş müdür? Bilmiyoruz. Reyhan? Reyhan? Beyefendi, iyi misiniz? Feneyim, ona bakın. Ona bakın. Reyhan! Reyhan! Nabza atıyor. Boynunu takıp hemen ambulansa alalım. Yaşıyor mu? Niye gözünü açmıyor? Reyhan! Yaşıyor mu? Reyhan! Reyhan! İyi olacaksın Reyhan. Korkma, iyi olacaksın. Buraya binemezsiniz. Bırakmam. Beyefendi binemezsiniz. Ben de herhalde. Bana da bakacaksın. Gene nerede ne işler karıştırıyorsun. Elif iyi. Odasında. Verilmiş sadakan varmış Azize Hanım. Şükürler olsun ki yüzü suyu hürmetine bir şey gelmemiş başına. Elif'in tasası sana mı düştü? Sen onunla uğraşacağına kafasız kızının başını kolla. Dur dedikçe koşar oldu. Yine başına işler açmış. Şadoğlu kızını Sersem amcaoğlu bağ evinden kaçırmış. Gönül yaralanmış. Artık ne işi varsa orada. Miran hastaneye götürüyor. Gönül. Gönül! Araba yap şurayı! Elif! Vurma babaanne. Ben sana ne zaman vurdum? Kızma ne olursun. Ben sadece dolaşmaya çıkmıştım. Ömrümden ömür gitti Elif'im. Senin telefonunu bir yabancı açınca nefesim kesildi. Sana düşmanlarımız var demedim mi? Çocuk oyuncağı mı sandın sen? Nasıl bu kadar düşüncesiz davranırsın? Ben saati fark edince hızlı hızlı gelirken telefonu düşürmüşüm. Sonra da yolumu kaybettim işte. Elif'im, bak sözümü çiğnersen zarar görürüz. Eğer kendi başına iş yaparsan seni koruyamam. Seni koruyamazsan ben ne yaparım? Kalbim dayanmaz, anladın? Özür dilerim. Ama bak korktuğun gibi olmadı işte. Dünyada iyi insanlar da var. Bir adam getirdi beni eve kadar. Benim yaşında kızı varmış. Kimmiş, kimlerdenmiş? Teşekkür edelim. İkramda bulunalım. Bilmiyorum. Adı Cihan'mış. Belki Miran abim tanıyordur. Böyle belli, temiz, pak, iyi giyimli, varlıklı biriydi. Cihan mı? Seni buraya kadar getirdi ha? Kim olduğunu dedin mi? Torunum olduğunu söyledin mi? Vallahi babaanne bir şey demedim ben. Anam ne karıştırıyor bunlar ya?
Babaanne ne oluyor gene ya? Babaanne. Babaanne. Babaanne ne oluyor gene? Bilinci kapalı şu an ama yaşamsal fonksiyonları normal. İyi olacak mı? Hastaneye gidelim, tetkiklerden sonra doktor bilgi verir. Lan o kızı tacizi kaçırdı. Ben biliyorum. Kim bilir nasıl zorladı, neler yaptı kıza. Reyyan yapmaz, gitmez. Ya niye gitmesin? Ha niye gitmesin? Reyyan değil mi her seferinde gitmek için cam çerçeveyi indiren? Hayır anlamıyorum ki, neye şaşırıyorsun ya? Hem nereden biliyorsun zorla götürüldü? Ben biliyorum oğlum, biliyorum. Biliyorum. Çünkü gördüm. Gördüm. Ölmemi istese bile o gözlerin ardını gördüm. İntikamla taşmış olsa bile yanan ruhunu gördüm. Boğazına kadar kin dolsa bile kalbini gördüm. Gördüm. Reyhan gitmez. 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 Gel bir doktora gösterelim. İyiyim iyiyim öyle. Bir an nefes alamadım sadece. Ya Vagan kusura bakma, ben böyle bir anda öfkelendim. Ya önemli değil. Önemli değil, senin canın sağ olsun. Sen iyi ol da. Ben senin ne yaşadığını görsem de tam olarak anlayamam ki. Ama ben seni biliyorum kardeşim. Görüyorum, yüreğin sıkışıyor. Nasıl bulacağız Reyhan'ı? Azat da bakmıyor telefona. Niye baksın ki? Ya ben delireceğim. Aklım almıyor aga. Sen, ben, Reyhan'dan başka kimsenin haberi yok durdu olduğumuzdan. Gönül, Azat nereden çıktılar? Nasıl buldular orayı? Kim söyledi ya orada olduğumuzu? Kim? Kim söyledi? Biz birkaç gün bu evinde kalacağız. Nikah bile sahteymiş diyorlar. Bari nikahını alıp öyle bıraksaydı. Ya yapamazdı. Biraz zaten gönülle evli. Kızımı kapatma yaptınız sen. Kara dururken ne aklı tutuyorsun kızımı sen? Yaren. Ne oldu kızıma? İyi, Sultanım iyi. Sıkıntı yok, tamam iyi. Bir yandan Azize, bir yandan sen el birliğiyle yediniz kızımın başını. Ölsün de kurtulun he? Ama benim kızım ölmeyecek. Ne yaparsanız yapın öldüremeyeceksiniz. Sultanım sakin olun lütfen. Sen kimsin? Sen kim oluyorsun da tutuyorsun benim kolumu? Bırak! Bildiğimi bilsen bu intikamın peşinden koşar mısın acaba? Gör artık Miran. İntikam hevesiniz en çok bizim başımızı yakıyor. Herkesten çok bize değiyor ateşi.
çek bitir artık bu belayı. Kazağımla beyin kendini şok hazırlar ve tamamen kapatır. Durum stabil aslında. Bir BT alalım anlarız. Neredesin? Bırakma beni. Buradayım Leyla. Buradayım. Bırakma beni tamam. Bırak kalbim ben seni hiç. Buradayım sen korkma. Düşersem tutacağım. Bırakmayacağım beni Miran. Miran gitme. Miran. Kesmeyin. Durumu iyi. Şimdi odasına alacağız. Tedavisi de devam edecek. Ben arayana kadar da kimseye bir şey söyleme. Bir düşün anam da sen de yakamdan ya. Ne yaptın sen, ne yaptın? Ana? Oğlum sen benim sonum mu olacaksın? Oğlum senin aklını mı aldılar? Biz ne konuştuk seninle, etme demedim mi ben sana oğlum? O kızın peşinden gitmeyeceksin demedim mi? Bırakmayacağım Reyhan. Beni nasıl bırakırsın bu halde? Değer mi oğlum? Kendini ateşlere atmaya değer mi? Ananı bu hallere düşürmeye değer mi? Sen benim tek oğlumsun. Olmaz bu iş. O kızı aldığın yere geri bırak. Hemen. Hepimizin sonu olacak. Senin hırsın yüzünden abin hepimizin başını yakacak. Sus, gözümün yaşına bakmam. Seni burada parça parça ederim. Söyle nereye gönderdin de abinin başını yaktın? Söyle. Ben sadece abimin Reyhan'ı bulmasına yardım ettim annem. Allah'ı da billahi anne gel. Senin hırsın bu konağın duvarlarını açtı. Hepimizi önüne kattı gidiyorsun. Ama eğer duymazsan herkesle çok bizim canımız yanacak. Söyleyeceksin neredeler, söyle! Bilmiyorum. Ama öğrenebilirim. Tek bir şartım var. Beni bu odadan çıkaracaksın. Ve telefonumu geri vereceksin.
seni doğuran anaya baş kaldıracak kadar asi olan hayran. Ananla bire pazarlık edecek kadar baş oldun ha? Sen öldüreceğim. Kes sesini otur aşağı. Beni de katil etme elimi kana bulama. Babam nerede? Niye gelmiş o Azize karısı? Ben nereden bileyim Cihan Bey? Babanız yukarıda salonda. Azar Bey. Ne oldu? Nerede Reyhan? Zehra, Reyhan yok. Yoktu Aslan Bey konağında. Ne demek yok? Nerede olacak Reyhan? Yok dediler, sen de inandın değil mi? Kapattıkları yerde sesini soluğunu kestiler evladımı. Niye öylece döndün geldin Hazar Bey? Evet, inan ki öyle değil. Yoktu. Gir istersen bak odalara dedi Sultan Hanım. Hakikaten orada olsa o kadar rahat diyemezdi. Bir an alıp götürmüş. Nerede olduklarını da bilmiyorlar. Ellerinle kızımı o Miran'a vermeyecektin Hazar Bey. Nereden öğreneceğim anne? Geçen sefer de bu evine gitmişlerdi ya. Ben yine oradadırlar diye tahmin ettim. Bir gittim ki Asat oradaydı. Reyhan'la arabaya binmek üzereydiler. Siz nereye gidiyorsunuz diye sorunca cesaret etti ha. Sana bunu yapanın da
Buna sebep olanın da ciğerini söküp alacağım. Nedir Serdar? Tomografi sonucu gayet iyi çıktı. Kaza şokuyla bilinci kapanmış. Ancak korkulacak bir şey yok. Sabaha kadar müşahede altında tutalım. Sabah çıkabilirsiniz. Kalırız canım sabaha kadar. Nedir? Vay olsun da. Geçmiş olsun Azat. Sağ olasın. Amcasının kızıyım. Ama sana eksik demişler. Ben Aslan Beylerin geliniyim. Senin o gidecek başka yerim yok dediğin adamın, Miran Aslan Bey'in nikahlı karısıyım. Reyhan. İyi misin? Dur kalkma, ne yapıyorsun şimdi? Telefonu verir misin Azat abi? Arama yengemlere şimdi, panik yapacaklar. Miran'ı arayacağım, verir misin ne olur? Miran'ı arayacaksın ha? Konuşmam lazım benim. Arayacağım, söyleyecek. Doğru mu? Söyleyecek bana. Hala mı Reyhan? Ya bu adam senin kalbini söktü yerinden. Bütün midyata şahit tuttu kendine. Telli duvaklığı aldı. Sonra da midyatın ortasına gelinliğine attı seni. Kendini öldürecektin onun yüzünden. Evinden oldun, ailenden oldun. Ya bu adamın sana kıydığı nikah yalan. Soyadı yalan. Sana olan aşkı yalan. Ama sen diyorsun ki bana doğruyu o söylesin. Bu adamın hangi sözü doğru ki şimdi sana doğruyu söylesin Reyhan? Alama boşuna. Hala ona inanmak için onun lafını bekliyorsan ağlama Reyhan. Bu kadarını yapmış olamaz. Bu kadar yalancı olamaz Miran. Olamaz ha? Olamaz. Olamaz. Al bak. Ne bu? Al kendi gözünle gör. İnanmıyorsun ya. Yardımına ihtiyacımız var. Azat nerede? Geldi mi eve? Şunu alsana bize hoparlörü. Ben ne bileyim nerede? Hep sana ne? Daha da aramayın. Melike! Uğraştırma beni! Söyle Azat şerefsiz nerede? Azat ağam. Nerede onu anca Allah bilir. Ayrıyeten. Ben bilseydim de size demezdim zaten. Bir daha da aramayın beni. Bu vallahi delireceğim ha. Delireceğim.
Ya Handan bir kere şu kapıdan içeri girdiğinde bana güzel bir şey söyle ya. Ne oldu söyle yine. Acaba hangi hayırlı evladımız bizi gururlandıracak, ne yaptı? Senin fedai oğlun gitmiş Reyhan'ı kaçırmış. O yetmezmiş gibi marifetli kızın da boş durmamış, abisinin kız kaçırmasına yardım etmiş. Kardeş birliğinden anladığı bu ortalığı karıştırmak. Cihan ne olur bir şey yap. Kurtar Azat'ı, o kendini attığı ateşlerden. Onanın kafası iyice gittiği yerinden. Git bul oğlumu ne olur Cihan. Azat'ı bulayım ha Handan. Nereden bulayım? Ne cehennemin dibinde, nereden bileyim, nasıl bulayım? Ne yapacağız, bekleyeceğiz mi böyle? Kızın Şahdoğlu ailesinin adını yere çalarken nasıl bekleyip sustuysan, şimdi de bekle Handan. Sen ne saçmalıyorsun Cihan ya? Handan, yarın Reyhan'ın başına gelecek her bir şeyi biliyorum. O gün deseydi ki bu kızı kapının önüne koyacaklar, bu olanların hiçbiri olmayacaktı. Sen nereden öğrendin ki bunu? Ya bunca yıldır benim koynuma giriyorsun ama beni hiç tanımamışsın be Handan. Sen gerçekten beni ne zannediyorsun? Hı? Ya adamlığıma bile laf ettin. Kızım benim sizin aldığınız her nefesten haberim var. Yaren her şeyi biliyordu, sustu, konuşmadı. Sonra sen Yaren'in açıklarını kapattın. Azat'ı karşına aldın. Şimdi Azat sana güvenir. Ana deyip derdini anlatıp atacağı adamı söyler mi? Söylemez değil. Kafasının dikine gidecek, o kızı buraya getirecek. E peki getirdin mi, ne olacak Handan? Hı? De bana, kızı eve getirince ne olacak? Siz kızın üstüne gideceksiniz, Azat dedirecek. E peki Azat dedesine gidip demeyecek mi? Şahdoğlu ailesinin adını yere çalan Reyhan değil Yaren'dir. Her şeyi biliyordu ama sustu diye. Allah korusun, sus. Susmayacağım Handan, susmayacağım. Bundan sonra sen beni dinleyeceksin. Bak, o kızın da sen de bundan sonra attığınız her adımı bana söyleyeceksiniz. Anladın? Anladın? Şimdi bekleyeceğiz. Kafasız oğlumuzun dönmesini bekleyeceğiz. Sen merak etme. Gerisini ben halledeceğim. Gide gide bir söğüde dayandım dayandım. O söğüdün allarına boyandım. Gelin boyandım. O söğüdün allarına boyandım. Gelin boyandım. Ben o ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin. Yüce dağlar size var mı zararım, zararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Yar yitirdim uğrun uğrun ararım, gelin ararım. Ben o güvendim dağlar elime gel-
elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazım da ki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazım da ki dile ben, gelin dile ben. Gide gide bir sövde dayandım, dayandım. O sövdün allarına boyandım, gelin boyandım. O sövdün allarına boyandım, gelin. Ben o yâre dağlar kadar güvendim, güvendim. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazım da ki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, ölem ben, kurban olamazım da ki dile ben, gelin dile ben. Ölem ben, kurban olamazım da ki dile ben, gelin dile ben. Hallettim çıkış işlemlerini, gidebilirmişiz. Artık şuna bakmayın. Daha fazla canını acıtma. Atalım, yakalım. Bırakmayacağım. Bende kalacak bu. Unutmayacağım. Unuttuğumda bakıp hatırlayacağım. Benim yüzümden başını yakıyorsun sen de. Belki yanmaya razıyımdır. Senin her şeye varımdır. Sonu yok ki bu. Ah Beren ya. Hatırlıyorsun. Sen de verecekleri o gün kapına gelmiştim gidelim diye. Ben seninle yanmaya her zaman razıydım. Sen gelmedin. Gelmeyi düşünmediğimi mi sanıyorsun? Niye gelmedin? Önemi yok artık. Söylesene Reyhan, niye gelmedin? Handan yengemle Yaren odadaydı. Hem zaten benim için her şey bitmişti. Senin için de bitsin, başın yansın istemedim. Ah Reyhan, ah Reyhan. Bir çıkalım şuradan. Gideceğiz buralardan. Kimsenin sana dokunamayacağı, sana erişemeyeceği bir yere gideceğiz. Tek laf edemeyecekler.
gidersen? Başka bir şehir, başka bir ülke. Bizi bulamayacakları her yere. Hoş bulsalar ne yazar? Alamazlar seni benden. Bırakmam Reyhan. Bırakmam. Artık hiç korkmayacaksın. Sen sadece nereye gitmek istediğini söyleyeceksin. Gideceğiz. Hiçbir yere gitmek istemiyorum ben. Benim evim yuvam buradır. Ben bir kere o konaktan isteyerek kendi rızamla çıktım. Sonra kim nereye isterse oraya sürükledi. Bir kere dedim ki bu duvarlar bana hapis. Tüm Midyat'ı zindan ettiler bana. Kuş olacağım dedim. Kuş olup uçacağım, evimi bulacağım. Evsiz bıraktılar. Daha havalanamadan kırdılar kanadımı, yere av ettiler. Beni bir yere götüreceksin Azat abi. Hissediyorsan konuşmamız lazım. Allah korusun, o bıçak biraz daha girseydi kurtaramayacaklarmış. Ölecekmiş, duydun mu? Sizin hiç düşünmeden ateşe attığınız evladımı Allah bana bağışladı. Keşke bağışlamasaydı da. Ne olacaksa olsaydı. Ben göremezdim ama belki o zaman Miran'ın yüzü gülerdi. Gönül, sen nasıl öğrendin orada olduğumuzu? Azat nasıl geldi? Aynı anda, aynı yerde nasıl bir araya geldiniz? Anlat artık. Miran şimdi değil. Görmüyor musun Halide? Anlatacak. Gönül, anlat artık. Lütfen anlat. Sevemem dedim. Öyle intikam aşkıyla doluyum ki başka aşk bilemem dedin. 27 senedir kinle dolu olan kalbini Reyhan 2 günde aşkla doldurdu da anladın. Değil mi? Onsuz olmak neymiş? Anladın. Ölecekmişsin gibi geliyor. Böyle nefes alamıyorsun. Ama ölmüyorsun. Seni bırakıp asla gidemez sanıyorsun. Ama gidiyor. Reyhan senden gitti Miran. Ama sen benden gidemezsin. Sen şimdi bildin. En yakınındayken en uzağında olmak ne demek? Ne yaptığını, nasıl olduğunu, ne hissettiğini bilememek. Dokunacak kadar yakınında olmak ama asla ulaşamamak ne demek? Sen şimdi beni anladın. Bana vebalini ödettiğiniz hangi günahı ben seçtim? Söyle gönül, bu halde olmamızı. Böyle olmasını sen istedin de. Diyebilir misin? Ben sana beni beklemedim Gönül. İncinmeni asla istemedim.
Ama sana hiçbir zaman ümit vermedim. Sen seçtiğin hayatı yaşamak istersin. Ben de seçemediğim hayatın bedelini ödemekten kurtulmak isterim. Şimdi söyle. Ne oldu bu evde? Miran yeter artık. Gelme üstüne. Artık kızıma acı çektirmeyi bırak. Kocası gibi davranmaya başla. Ne yapsam olmuyor. Bu evde ne olduğunu öğreneceğim Reyhan. Gerçek ne? Öğreneceğim. Aga! Aga! Aga, sana bir şey söylemem lazım. Bir türlü denk getirip söyleyemedim. Geçen gün... Aziz Ana bana... Gidiyorum Fırat. Sonra konuşuruz. Nereye gidiyorsun? Reyhan'ı bulmaya. Nereden bulacaksın Reyhan'ı? En yakında. Onu ilk bulduğum yerde. Kaybettiğini çok uzakta aram. Bazen o kadar yakındadır ki. Sen uzakta sanırsın. Arar arar bulamazsın. Taksiye geçelim şimdi. Araba işini sonra halledeceğim ben. Buradaki jip nerede? Otoparka aldı arkadaşınız bey. Reyhan, neden geldik buraya? Bu salıncak ne? Göğe hasret bir kızın bir hercaiye güvenmesi içindir. Reyhan, ne diyorsun Allah aşkına? Allah'ını seversen o salıncağa bineceğim deme sakın. Reyhan! Hem sende o salıncağa oturacak yürek var mı? Peki sende o salıncağa binecek yürek var mı? Ya düşerse? O zaman ben de atlarım arkandan. Daha hızlı salla! Daha hızlı! Thank you.
tutamazsan ya düşersem? O zaman ben de atlarım arkandan. Ben de düşerim seninle. Reyhan. Evlen benimle. Evlen benimle. Evimi bulacağım dedin var ya, ben olayım. Evim ben olayım. Seni ilk orada buldum Reyhan. Bana orada güvendin. Orada mutlu oldum. İnsan ilk nerede mutlu olduysa yine oraya çevirir yolunu. Oradasın. Biliyorum. Göğe salıncak kurdum. Ancak öyle güvenirim dedin ya. Ya deli misin, ben onu öyle silet. Neredesin Reyhan? Neredesin? Thank you.
aklımdan geçmedin. Geçemezsin. Bunu seni bulmam için bıraktım. Seni korumam için. Başka türlü olamaz Leyan. Başka türlü olamaz. Başka türlü olamaz. Galiba cezam. Ne oldu? Vaz mı geçtin abimi bulmaktan? Yoksa Reyhan'ı gelin almaya razı mı oldun? Onun kararını vermek bana düşmez. Başımda kocam var benim. Babası gereken halledecek. Kimin babası? Benim babam mı? Yok zeka küpüm, sütçü. Allah Allah. Kızım sen babanı ne zannediyorsun? Koskoca Cihan Şadoğlu halledecek. Oraya da bu konağa gelin gelemeyecek. Haydi yürü, kahvaltı hazır, düş önüme. Haydi zeka küpüm, haydi haydi düş önüme haydi. Haydi güzel gözlüm haydi. Annem yut ağzındakini. Hadi bak daha yemeğini yiyeceksin haydi. Aa, kahvaltıya kimse inmedi mi? Millet de kahvaltı edecek hal mı kaldı kızım? Bir düğün ettik. O günden beri başımız belalardan kurtulmadı. Hasbinallah. Annem haydi biz yemeğimizi mutfakta yiyelim. Bence de anne. İstediğin kadar reçel ye, yine de tatlı olamazsın. Annem yürü. Papuç kardeş. Kız anne, sen gerçekten abimin nerede olduğunu öğrenmek istemiyor musun? Dedim ya sana baban halledecek diye. Anne. Hı? Sen telefonu geri mi veriyorsun bana? Kim arıyor? Anne, arkadaşım. Kızım ben yemem artık o numaraları. Fırat mı? Kız bu seni niye arıyor? Hı. Arıyor, ben de duyacağım ne konuştunuz. Haydi. Alo. Alo Fırat. Azat Reyhan'ı kaçırmış. Burada ortalık karışık. Hmm, öyle mi? Bilmiyor musun sen? Aramadım abi seni. Ya yok Fırat, ben ne bileceğim? Sen bir anda öyle deyince şaştım kaldım ben de. Yoksa biz de abime ulaşamıyorduk. Sen abine ulaşamayacaksın. Yapma Yaren. Bana inanmıyor musun Fırat? Sen şimdi ona de ki... Biz abimden haber alır almaz seni arayacağız. Hadi de bakayım. Neyse Fırat. Ben abimin nerede olduğunu öğrenirsem seni haberdar edeceğim. Tamam? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Maşallah kızım. Düşmanlarımızdan hasbihal etmediğin kalmamış. Annem bir şey göndermiş, kapıda onu alacağım. Hadi sen yemeğini ye. Hayırdır inşallah. Mühim bir şey mi var? Beni yakapaça çıkarttın böyle dışarı. Mühimdir hanımım.
Biri bizi görecek, haydi söyle. Hanımım, çok önemli bir şey öğrenmişim. Bu aslan beylerin bir kızı vardır. Var Gönül. Yok, adı Elif. Elif, bu kızı bana Esma ablamın kızı diye tanıttılar. Ama Azize'nin has ve has torunudur. Saklıyorlar kızı, gözleri gibi koruyorlar. Ailenin can evidir bu kız. Bak, bu kızın bir tırnağına zarar gelse yeminle Aslan Bey konağında yer yerinden oynar. Kız var ya, vallahi çok büyük balık getirdin ha. Al bakayım sen şimdi bunu. Bu ne ki? Sen bunun karşılığını kat be kat alacaksın Şehriyar'ım. Haydi eline sağlık. Hanımım, bir şey daha var. Nedir? Bu Azize denen kadının odasına Esma ablamdan başka hiç kimse giremiyor. O zaman ne yapacağız? Sen bir yolunu bulup ille de o odaya gireceksin. Haydi uç şimdi. O aslan beylerle ilgili ne var ne yoksa hepsini bana yetiştir, tamam mı? Sen hiç merak etme ablam. Aferin sana, aferin sana. Selametle. Rıza, vallahi hızlı gibisin ha. Haydi işin gücün yoksa beni Cihan Ağa'nın ofisine götür. Olur hanımım, götüreyim. Haydi. Siz bekleyin, ben arabayı getireyim. Hayır yok, nerede araba? Beraber gidelim. Buyurun hanım. Haydi. Arkadaş, doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Nedir yani? Handan, ne oldu, niye geldin? Bir şey mi oldu? Oldu Cihan, oldu. Bak, kötü bir şey olduysa rica edeceğim, anlatma. Yok yok. Hani sen dedin ya, bensiz adım atma diye. Ben de koştum geldim işte. Öyle bir şey öğrendim ki telefonda söylenmez. Nedir? Bu aslan beylerin bir kızı daha varmış. Elif. Geçen akşam evine bıraktığım kız. Elif. O aslan beylerin torunuymuş ha. Kim evine bıraktın? Şey işte o kız ya. Geçen akşam yolda dara düşmüştü. Ben de aldım evine götürdüm. Bir baktım evi aslan beylerin konağıymış. Ha. Neyse işte sır gibi saklıyormuş bu aslan beyler bu kızı. Hiç kimse görmemiş. Kimse böyle bir aslan bey kızı olduğunu bilmiyor. Kimseye göstermiyorlar. Kimse bilmiyor. Sen nasıl öğrendin? Bunca yıldır koynuma giriyorsun. Ama karını hiç tanımamışsın. Handan Şadoğlu yaş tahtaya basmaz Cihan'ım. Bilmiyor musun? Neyse. Hadi ben kalkayım. Zaten böyle ev haliyle de geldim. Dur hele dur. Beraber geçerim. Hadi. Alo. Söyle aga. Aga bastın gitti Reyhan'ı bulacağım diye. Ne yaptın? Neredesin? Buldun mu? Reyhan'ı değil ama bıraktığı işareti buldum. Ne işareti aga? Ne diyorsun? Onu kurtarmam için bıraktığı işaret Fırat. Beni bul diye bana bıraktığı işaret kardeşim. Şimdi o Azat itinin elinden kurtarıp getirmeye gidiyorum. Ya oğlum ne işareti? Ne diyorsun sen? Miran ne yapıyorsun? Miran bak sakın kendi başına bir iş yapmaya kalkma. Nereye gidiyorsun? Merak etme. Şadoğlu konağına. Bombayı attı ortaya, bir de merak etme diyor ya. Şadoğlu konağına gidiyormuş. Emin.
Tamam. Sen eminsin. Ben de eminim. Sen ne zaman istersen o zaman ineceğiz arabadan. Bu böyle olacak. Ne deden, ne yüreği kara aslan beyler sana dokunamayacak. Dünya yansa sana değmeyecek. Anladın? Herkes duysun. Herkes bellesin. Reyyan'ın yeri bu konaktır. Bundan sonra Reyyan'ın canına göz diken her kim olursa olsun karşısında beni bulur. Andım olsun. Onun gözünden bir damla yaş akıtanın gözünün yaşına bakmam. Reyyan benim helalim olacak. Reyyan benim helalim olacak. Kabul ederim. Ama iki şartım var. Nedir? Eğer onları kabul edersen ancak öyle evlenirim seninle. Beni anamdan, babamdan, Gülüm'den ayırmayacaksın. Yine konakta yaşayacağız eski günlerdeki gibi. O kolay. Diğeri? Hadsiz!
Elin kirlettiği kızı karı yapmak sana mı düştü lan? Kararım kesin dede. Beni vazgeçirmek istiyorsan... öldüreceksin. Ya beni şimdi burada vurursun... ya da Reyhan'ı helalim olarak kabul edersin. Olmaz! Benim rızam yoktur. Ne öldürülmene, ne de bu kızla evlenmene. Sen yaptıklarınla konuşma hakkını kaybettin ana. Kararım kesin. Reyhan benim karım olacak. Namussa derdin. Al işte. Temizliyorum namusunu. Ama kurşunla değil. Nikahla temizliyorum. Anlı şanlı nikahla. Reyhan kötülüğe kurban gitti. Suçsuz yere sizin günahınızın bedelini ödedi. Benim için tertemiz. Alacağım onu. Başımın tacı yapacağım. Ulan işte, ben sana da yine yar ederim. Dur, ne yapıyorsun? Reyhan'ı öldürürler. Reyhan'ı öldürürler. Mazat, Reyhan karım olacaktır dedi. Elini tuttu Reyhan'ın. Elini... kesin zorladı Mazat'ı diye. Aga, bak neye istiyorsan ona inanıyorsun. Ya... Reyhan kendi rızasıyla böyle bir şey yapmaz. Zorladılar onu. Bırak. Aga, bırak. Dur. 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 Reyhan. Reyhan. Bak. Dediğin gibi olsun. Şimdi gelip herkesin içini alabilecek misin Reyhan'ı? Kendin de Reyhan'la ateşe atıyorsun. Yok. Yok. Reyhan'ın kendi rızası olamaz ya. Biliyorum. Şimdi ne yaptılar kıza? Ya Reyhan ölse Azat'la evlenmez. Var bu işin altında bir iş var. Yahu tamam işte. Bak şimdi girersen kıza daha da zarar vereceksin. Bak ben sana söz veriyorum. Kurban olayım bak söz veriyorum. Bir yolunu bulacağız. Tamam. Bir yolunu bulacağız Reyhan'ı. Arayacaksın, konuşacaksın. Ondan sonra nereye istersen oraya götüreceksin. Kurban olayım. Bak içerisi şu an zaten yangın yeri. Sen de ateşe körükle gitme. Hadi kimse bizi görmeden gidelim buradan. Ne olur? Ya nasıl giderim aga? Nasıl giderim? Reyhan'ı düşünüyorsun. Gideceğiz buradan. Rızam yoktur. Bu kız bu evden gelinlikle çıktı. Namusumuza leke sürdü. Bu eve ancak kefenle girer. Baba. Bırak. Benim de bu evliliğe rızam yoktur. Kızımın bir felaketten başka bir felaketin sürüklenmesine artık müsaade etmeyeceğim. Alacağım karımı, çocuklarımı, çekip gideceğim buralardan. Allah'ım.
Demek hepiniz karşıma dikilip beni tehdit edersiniz ha? Sen gitmek istiyorsan kapı açık Zehra Hanım. Al. Kızını da al. Defol git bu evden. Ama oğlum ve Gül'ü hiçbir yere götüremezsin. Müsaade etmem. Yeter dede, bağırma artık. Korkunç oluyorsun. Ablamla annem giderse ben de giderim. Bir daha sana sarılmam, seni öpmem, sana ağa dedem demem. Geçmiş olsun. Sağ salim gelmişsin. Ah seni beklemiyordum zaten. Babaanne neden öyle diyorsun? Ölümden döndüm neredeyse. Ziyaretime bile gelmedin. Hiç mi merak etmedin torunum öldü mü kaldı mı diye? Sende bu akıl varken ölmezsin torunum. O bıçağı Reyyan'ın saplamadığını bilmiyor muyum ben? Sen Sultan Aslan Bey'in kızısın. Senin ciğerini bilirim. Kendi kafana göre büyük bir oyun oynadın ama... inşallah bu hallarına değer. Bunu yaptığını bir an anlarsa... onu ben bile tutamam bilesin. Yapmadım de. Böyle bir aptallık etmedim de. Anne daha kaç kere anlatacağım. Sen kızına inanmıyor musun? Nasıl oldu bu? Sen iyi misin? İyiyim. Ufak bir kaza atlattık. Kaza? Kimle? Azat'la mı? Ya siz nasıl buldu Azat seni ya? Nereden çıktı bu evlilik meselesi kızım? Babam, hadi anlat bize. Nereden çıktı kızım bu evlilik meselesi? Sen gerçekten istiyor musun bu Azat'la evlenmeyi ya? İstiyorum ben, rızam vardır. Ya yok. Yok ya. Olmaz. Biz gideceğiz buradan. Hemen gideceğiz. Haydi topla eşyalarını Zehra. Haydi. Baba ben bir yere gitmek istemiyorum. Burası bizim evimiz, yuvamız. Benim kararım nettir. Ben Azat'la evleneceğim. Yine eski günlerdeki gibi hep birlikte olacağız. Ya. Annem sen ne diyorsun? Göz göre göre yakacak mısın kendini? Ben zaten yanmışım ki anne. Başıma gelen onca şeyin üzerine bir de evliymiş Miran. Anne sen biliyor muydun?
Ya nasıl demezsin? Yavrum nasıl diyeyim? Ne bak? Konağın kapısından giremedim zaten. Yüzünü ilk kez görüyorum Gülmen. Sen baba, beni ona teslim ederken evli olduğunu biliyor muydun? Babam, biliyordum ben ama diyemedim sana. Canını kurtarmanın peşine düşmüştüm. Nasıl? Diyecektin baba! Diyecektin baba, diyecektin! Kalmak istiyorum. Müsaade eder misiniz? Sen ne dersen de, ne yaparsan yap, boş yapacaksın. Otur şöyle otur, konuşalım bir. Oğlum otur, bir dinle. Hadi. Bak oğlum. Sen benim evladımsın. Canımsın. Hazinemsin. Geçen şurada bana dedin ya hani, baba beni yok sayma diye. İşte ben orada gözümü açtım. Hakkın var. Sevdalanmışsın. Sevdalanmak kötü bir şey değil ki. Yani gönlüne düşmüş bir kere, ne yapacaksın? Azat, biz senin yüreğini yok saydık. Şimdi aldın Reyhan'ı, geldin Amin'le. Baban olarak benim sana itimadım tamdır oğlum. Gördüğüne göre vazgeçmeyeceksin değil mi? Ne vardır bir bildiğin? Sonra ne yaparsan yap, bil ki baban arkanda dağ gibi duracak. Bil ki seni asla yalnız bırakmayacak, yok saymayacak. Benim varım yoğum siz dersiniz. Benim bir oğlum var, aslan gibidir. Yapacağını bilir. İşte bunları bil istedim oğlum. Yani demem o ki, ne karar alırsan al, yanındayım. Ama baban olarak sana bir nasihatim olacak. Ne edersen et, iki kere düşün oğlum. Çünkü senin yüreğine düşen acı en çok bizi yakar. Baba, hayatımda ilk defa, yani ilk defa bir babam olduğumu, güçlü olduğumu hissettim. Dur oğlum, dur. Sen bir gittiğinden toparla, tamam? Daha konuşursaydı. Haydi. Haydi.
Hadi mübarek olsun. Benim sayemde muradını ereceksin. Bir teşekkür yok mu? Ben muradım için uğraştım ha? Evet. Senin muradın için uğraştım. Sen zannediyor musun ki Reyhan Bira'nın evli olduğunu öğrenmese çıkıp seninle gelecek? Ne diyorsun kızım sen? Ben sizin gibi sadece bugünü düşünmem diyorum. Hep bir adım ileriyi düşünerek planlarımı yapar. Öyle harekete geçerim Azat Şadoğlu. Bak. Annemle babam nasıl bize geldiler. Bana bak kızım. Bundan sonra her ne planlıyorsan unut. Hepsini yavaşça kenara bırak. Anladın? Neyi kenara bırakacağım ya? Daha yeni başlıyoruz. Gidip şu Fırat'la da buluşayım. Bakalım derdi neymiş. Cihan, bana güven, adım atma dedin. Kestim sesimi. Ne oluyor bana burada anlatır mısın? Oğlumun güvenini kazandım işte andan. Hani senin yerle yeksan ettiğin o güven var ya. O işte. He kazandın. İyi halt ettin. Ya resmen olana git evlenmedin Cihan. Allah'ım sen benim akılsallığımı koy. Oğlan Reyhan'ı alacak. Farkında mısın? Handan. Kimsenin kimseyi alacağı yok. Benim de kendime göre bir hesabım var elbet. Ne hesabı? Nasıl çevireceksin işleri buradan? Ben çevirmeyeceğim Handan. Sen çevireceksin. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum! Arabalar alsaydık bari, arabalar orada kaldı ya. Araba durur ya. Bir an dur artık ya, dur. Ya yeter! Dur. Hep durdurdun beni. Bak ikidir yapıyorsun bunu. Niye aldın lan beni oradan? He? Veriyorlar oğlum kızı Azat'a. Farkında mısın? Bir an. Anla artık. Kimse o kızı o şekilde o konağa sokamaz. Sakın! Bak sakın. Sakın bir daha bunu söyleme. Senin o dediğini ne burası düşünüyor, aha ne burası hissediyor. Anladın mı? Bu ne diye arıyor ya? Söyle. Tamam. Ofiste bekliyorum. Ne oluyor abi? Kim arayan? Ofise gidiyoruz. Hadi. Ben ufak bir işim var, hemen halledip geliyorum. Sen ofise gidiyorsun değil mi? Hiç başka bir şey yapmayacaksın abi, delilik yapma. Kızı. Yapma böyle be kızı. Tamam kızım sen haklısın, ben diyemedim sana. O an deden geliyordu. Ben senin canını kurtarayım diye o adamla göndermek zorunda kaldım kızım. Biliyorum diyemedim. Nasıl deseydim orada? Bu adam evlidir mi deseydim? Gırtlak dokuz boğum derler. İşte öyle kolay söylenmiyor bazı şeyler. İnşallah bir gün senin de evladın olduğunu da anlayacaksın. Evlada kıyılmıyor. Ama sen böyle bana küskün duruyorsun ya, vallahi benim ciğerim parçalanıyor kızım. Zaten şu hayatta benim en büyük korkum evlatlarımı kaybetmek, Allah esirgesin.
babam, ben biliyorum. Sen beni korumaya çalışıyordun. Ama ben de size bir şey olacak diye korkuyorum. Korkma sen kızım, korkma. Ne demek o? Ben gördüm baba. Mira'nın gözlerinde gördüm o kini, öfkeyi. Ben sordum ona. Neden yaptın dedim. Niye yaktın bizi? Annesiyle babasını senin öldürdüğünü söyledi. Kızım Allah şahidimdir, ben bir şey yapmadım. Hiç kimseye bir kötülük etmedim ben. Kimin yaptığını da bilmiyorum ama inan ben yapmadım. Babam, ben zaten duyduklarıma inanmadım ki. Benim babam yapmaz dedim. Yumuşacıktır onun yüreği dedim. Ama Mira'nın babaannesi onu çocukluğundan beri o korkunç yalanla büyütmüş. Durmayacak baba, size zarar verecek diye korkuyorum ben. Korkma. Sakın korkma kızım. Hiçbir şey olmayacak. Hiç. Ne zaman bitecek bunlar? Ben anlamıyorum, biz nasıl bu hale geldik? Ne zaman çıkacağız bu cehennemden? Baba, size bir şey olursa ben yaşayamam ki. Kızım, kimseye bir şey olmayacak. Sen yüreğini ferah tut, sakın merak etme. Ben müsaade etmeyeceğim öyle bir şeye. Kızım, canım. Ya Fırat, desene hadi. Neden çağırdın beni buraya? Zaten ev karışık, zar zor geldim. Yaren. Telefonda bir şey demedim ama kafam takıldı. O yüzden çağırdım. Ney? Miran'la Reyhan'ın kulübede olduğunu Gönül'e sen mi söyledin? Anlamadım. Pardon da ben nereden bileceğim Miran'la Reyhan'ın kulübede olduğunu? O gün biz seninle böyle otururken hani benim telefonuma bir mesaj gelmişti. Fırat, sen ne diyorsun ya? Senin mesajlarına mı baktığımı düşünüyorsun? Eğer ben onu yapacak olsaydım, Reyhan kardeşini görsün diye Miran'a gidip yalvarmazdım. Ya da o konaktan sağ çıkmaları için Gül'ü yanlarına yollamazdım. Şimdi de sen kalkmışsın bana neler diyorsun? Kusura bakma. Canını sıkmak istemezdim. Ama onların orada olduğunu benden başka kimse bilmiyordu yarın. Ha, ben gittim Gönül'e söyledim, öyle mi? Gönül'e, düşmanımıza. Ya benim ne işim olur onunla ya? Ailemizi mahvetmiş insanlarla işbirliği yaptım ben, he mi? Bizim neler yaşadığımızı biliyor musun Fırat? Şimdi de abim çıkıp Reyhan'la geldi. Hepimiz şok olduk. Kimseler bir şey diyemedi. Anam babam yıkıldı. Amcamlar desen onlar da öyle. Bak Fırat. Seven insanın önünde dağ olsa durmaz. Abimle Reyhan'ın önünde de kimseler duramadı. Ben kimseye bir şey söylemedim, anladın mı? Abim dünyanın öbür ucuna gitse Reyhan'ı bulur. Ama sen beni hiç tanımamışsın. Beni böyle suçladın ya.
Yazıklar olsun sana. Gözlerin laflarını doğrulamıyor yarın. Gönül abla. Nasıl oldun? Biraz daha iyi misin? Biraz ağrım var. Kolay değil, ölümden döndüm. Vallahi insanın başına ne geleceği belli olmuyor değil mi? Dün ne güzel geziyordun. Bu ne demek şimdi? Dün çarşıya gittim ya. Seni gördüm kafede. Helal helal. Kafede yanında iki kişi vardı. Kimdi onlar? Arkadaşlarım. Vallahi ne çabuk Midyat'ta arkadaş edinmişsin. Maşallah. Hayırdır? Beni mi sorguluyorsun sen? Sana hesap mı vereceğim? Kars'tan arkadaşlarım onlar. Buraya geldiğimi duymuşlar. Öyledir tabii. Bana bak. Sen fazla oluyorsun ama. Allah Allah. Sana yalan borcum mu var benim? Başka ne olacak ki? Vallahi ne olacağını bilmem. Sen eşsiz bir insansın ya. Yapacakların şaşırmaz beni artık. Ne diyorsun sen be? Hani sen gidip kocana kız istedin ya. Her şey mümkün. Bana bak Elif. Elifciğim, abi sen bir çık. Biz özel bir şey konuşacağız. Ben de ne zaman nasıl olduğumu merak edeceksin diye bekliyordum bir an. Gönül. Bana şimdi o Azat nasıl kulübeye gitti? Aynı anda nasıl orada olduğunuzu anlatacaksın. Miran, sana yemin ederim ben hiçbir şey... Gönül! Miran bak, gerçekten ben senin Reyhan'la orada baş başa olduğunu duyunca delirdim. Bir umut oraya gittim. Hani daha önce de oraya gitmiştiniz ya. Gittiğimde Azat oradaydı. Sadece ikisini görünce ben çok korktum. Azat sana bir şey yaptı zannettim. İçeri girince de şok oldum. Reyhan, Azat'a sarılmış, iyi ki geldin diyordu. Demek ki o haber uçurmuş Azat'a. Nasıl haber uçurmuş ya? Nasıl? Ben ne bileyim. Bir yolunu bulmuş demek ki. Belli ki senin çıkmanı beklemişler. Sen çıkınca da Azat gelmiş. Ah Gönül, ah. Ne ettin sen? Kendi başına ne işlere kalkıştın kızım. Ben... Miran nerede diye sorunca Azat Reyhan'ı alıp çıkmaya çalıştı. Ben kapıyı kapatıp önlerine geçtim. Azat beni çekmeye çalışırken Reyhan bıçağı aldı ve bana sapladı. Ben hiçbir şey yapamadım Miran. Beni öylece bırakıp gittiler. Reyhan arkasına bile bakmadı. Sen Reyhan'dan bu kadar kurtulmak isterken ne diye durdurmaya çalıştın peki? Ben... Çünkü suç benim üstüme kalacaktı. Aynen şimdi olduğu gibi sen benden şüphelenecektin. O yüzden ben gitmesini istedim. Bak, sana inanmıyorum Gönül. Ben biliyorum ki... Bu işin altından yine sen çıkacaksın. Ama bil ki çıkarsan andım olsun boşarım seni. Anladın mı? Boşarım seni. Thank you.
Bir an gönlü boşayacak. Sen ne diyorsun? Reyhan Azat'ın eline gönlünün verdiğini düşünüyor. Bunu ikimiz de biliyoruz zaten. Bak Azize Hanım, sen akıllı kadınsındır. Miran'ın aklı sendeydi. Ama artık kalbi başkasında. Eğer kalp akla galip gelirse Miran gönlünü boşayacak. Gel oturalım konuşalım, birlikte bir plan yapalım. Aslanlar çakallarla oturmaz. Herkes dengiyle plan yapar. Haddini bil. Bunca zaman sustun, beni konuşturma. Konuşursam neler olacağını biliyorsun. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ediyorum. Ben konuşursam bu evdeki fırtınayı kimse dindiremez. Önce en zayıf halkadan başlarım. Miran'a annesinin nasıl hayvan gibi o ahıra tıkıldığını, o ahırda ona nasıl işkenceler yapıldığını anlatmakla başlarım. Ama bak, bir daha söylüyorum. Bu anlatacaklarımın en hafifi, bunu sen de biliyorsun. Ateş olsan cürmün kadar yer yıkarsın. Tamam Azize Hanım. Ben diyeceğimi dedim. Artık ateşim cürmüm kadar yer mi yakar? Yoksa Miran'ın gönlündeki seni mi yakar, gayrı sen düşün. Madem çakallarla plan yapmıyorsun, otur şimdi tahtına, torununu nasıl zapt edeceğini düşün. Yok anam yok. Vallahi korkunçtur bu kadın ya. Gecelerin yargıcı mübarek. Şuna bak. Nasıl da dikiliyor orada baykuş gibi. Geçmişte verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu bir kere daha anladım Esma. Yaptığından dolayı bazen şuram yanıyordu. Diyordum ki o da anadır. Bu kadar reva değil Azize. Sultana bile reva değil. Ne oldu ki hanımım? Sana bunları söyleten nedir? Ne yaptı biliyor musun? Beni tehdit etti. Beni Miran'ın kalbinde kül etmekle tehdit etti. Bilmiyor ki bir tek lafımla değil kalbini geçirdiği 30 seneyi kül ederim ben. Azar, af dilemeye mi geldin? Senden af dileyecek bir kusurum yoktur ki baba. Ben sadece sana son kararımı demeye geldim. Öyle mi? De o zaman. Neymiş o son kararın? Aşağıda da dediğim gibi benim de bu evliliğe rızam yoktur. En kısa zamanda işleri devredip ailemi de alıp çekip gideceğim buralardan.
Senin ailen benim Hazar. Deli deli konuşup benim asabımı bozma. Adımızı lekelemiş. Kanından bile olmayan o kız için soyunumu terk edeceksin Hazar. Baba ya yıllardır anlamadım ben baba sen anlamadın. Reyhan benim kanımdan değilse bile canımdandır. Sen kendi kanından olanlara bile babalık edemedin ama ben evlatlarımın yüzünü yere eğdirmeyeceğim. Ailemin dağılmasına müsaade etmeyeceğim baba. Bunu bilesin. Hazar. Bu evden gidersen bir daha geri dönemez. Eğer buradan gidersen yuvanı unut. Benim yuvam bu dört duvar değil ki baba. Ailemin gönlünün hoş olduğu yerdir ya. Çıkaracaksın demedi mi? Ne oluyor? Yine niye bağırıyorsun bana? Şimdi Hazar geldi yanıma. Oğlumun aklını çelmişsin. Gideceğiz diyor. Gideceğiz ya. Tutamayacaksın gayrı bizi burada. Sen kimsin ha? Kendini ne sanıyorsun sen? Zehra. Hazar Şadıoğlu'nun karısıyım ben. Bu evin geliniyim. Yeter artık. Boş yere üstüme gelme. Bitti Nasuha. Bize ettiğin zulüm bitti. Gideceğiz buradan. Aha, kapı orada. Hadi defol git. Ama oğlumu Gül'ü alamazsın benden. Onlar senin malın değil. Onlar benim ailem. Zehra Hanım. Eğer sen beni evladından koparırsan ben de seni evladından koparırım. Nasıl koparacaksın sen benim çocuğumdan? Reyhan'a yıllardır söylediğin yalanları bir bir anlatırım. Şadoğlu olmadığını söylerim. Onu yalanla büyüttüğünü söylerim. Bak o zaman Reyhan sizin yüzünüze bakacak mı? Sizinle gelecek mi? Yapamaz. Yaparım. Ben evladımı kaybedersem sen de evladını kaybedersin. Şimdi git. Kocanı ikna et. Buradan hiçbir yere kıpırdayamayacaksınız. Bunu kafana sok. Yok. Yok, yapamazsın. Elimden aldın. Ama ben seni kurtardım. Bak. Abime kare ediyorum.
Seni evine geri sokuyorum. Benim için yaptın hem yarın. Senin için kılımı bile kıpırdatmam ben. Ben sana demiştim Rayan. Kan ağladığın günleri göreceğim demiştim. Bak, gördüm işte. Ciğerin yanacak dedim. Yandı işte. Sürüneceksin dedim. Sürünüyorsun işte. Seni sevmediğim bir adamın koynuna sokacağım. Her gün öleceksin. Her gün için kavrulacak. Ama o sevmediğin adamdan da başka gidecek yerin olmayacak. Sen nasıl kötü birisin Yare? Ben kötü değilim. Ben sadece hakkımı alıyorum. Söke söke, tırnaklarımla kazıyarak alıyorum. Reyhan, herkes hak ettiğini yaşıyor bu hayatta. Miran, sen bu salıncağı iyice mesker ettin kendine ha. İyi oldu vallahi kurduğumuz. Yeni mekan açtık kendimize. Benim bir yol bulmam lazım aga. Azat'la evlendiriyorlar Reyhan'ı. Miran. Kardeşim. Vazgeç artık. Ya sen hala neyin peşindesin? İster Azat'la olur, ister başkasıyla. Bu hırsın niye? Senin konuyu nereye getireceğini biliyorum da. Sen yanılıyorsun. Yanılıyorum ha? Yanılıyorum. Ya sevdalısın işte, sevdalı. İtiraf et. Kendine itiraf et. Git kıza da itiraf et. Ya ben böyle hesaplamamıştım de. Aşık oldum de. Affet de. Sen de rahatla. Ne aşkı, ne sevdası. Duygular insanı üzmekten öteye gitmez. Boş şeyler. Benim boş şeylerle işim olmaz. Aşk ne ki? Aşk ne? Aşk ne, ben sana söyleyeyim. Söyle. Aşk bu işte. Uykuya küsmek, hiçbir yere sığamamak, özlemek. Onun başkasıyla olacağını düşündüğünde buz gibi havada kor gibi yanmak. Baksana, hava havada üşümüyorsun bile. Ben üşüyorum. Mesele o değil. Ya ne? Ne mesele ne? De Allah aşkına. Mesele? Ben istemeden kimse benim hikayemi bitiremez. Mesele bu. Hadi aga sen git. Yok, ben seni yalnız bırakmayayım. Ya git sen. Peki. Thank you.
Aga, nereye kayboldun ya? Seni arıyorum. Karşılaştınız demek. Kiminle? Şu kız işte. Kim istiyor kız? O kız senin Midyat'a gelme sebebin kardeşim. Senin can düşmanının kızı. Reyyan Şadoğlu. Kardeşim hayırdır? Beğendin mi yoksa? Sakın aşık aşık olayım deme ha, dikkat. Bu dünyada en nefret ettiğim adamın kızına aşık olacak kadar delirmedim daha. Zaten aşk diye bir şey yoktur aga. Ey, o zaman sıkıntı da yoktur. Hadi gelelim şu alacağımız otele bakalım. Demedim. Sayende canım. Sen nasıl akıl ettin onu? İyi ki göndermişsin beni oraya. Sanıncağını oraya gönder dedi ama. Ne korkuyorsun o zaman? Rahat ol. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız siz? Öldürecek misin beni? Dedem değil mi? Gönderiyor beni. Zaten tutmayacaktı o konakta.
götürüyorsun Rıza abi, bir şey de. İstiyorsa oraya alıp götüreceksin. Kimse ne nerede olduğunuzu ne de beni bilecek. İkimizin istediği de olacak. Reyhan benim helalim olacak. Neden getirdin buraya? Sen burayı nereden biliyorsun? Burada mı öldüreceksin beni? Rıza, ne oluyor? Bir şey sorma Reyhan. İn. İhtiyaç olursa ben seni burada bekliyor olacağım. Geldin. Buradasın. Sana geldiğimi bilmiyordum. Sen ne diye çıktın yine benim karşıma? Reyhan, ben her şeyi biliyorum. Seni Azat'la evlendirmeye zorladılar. Öldürmekle tehdit ettiler. Sen merak etme. Ben her şeyi ayarladım. Gideceğiz. Ne bildin seninle geleceğimi? Reyhan. Kimsin sen? Sen kimsin de ben seninle geleceğim? Az mı geldi çektirdiğin? Kalbimi söktün attın, az mı geldi? Beni gelinliğimle Midyat çarşısına attığınızı, senin yüzünden ölüme gönderildiğimi, anamdan, babamdan, kardeşinden ayrı düştüğümü unutacağım mı sandın? Ha, soğuyacak mı benim kalbim? Şimdi elini tutacağım, seninle geleceğim, öyle mi? Her şeyi ayarladın demek. Seni asla affetmeyeceğim Miran.
kalbim soğumayacak. Bir yemin ettim ya, tutacağım. Bana yaptığını asla unutmayacağım. Sen artık yoksun. Ben ölüm tehdidiyle, Azat'ın zorlamasıyla değil, kendi rızamla, isteyerek evleneceğim Azat'la. Çok mutlu olacağım. Öyle bir geride kalacaksın ki, hiç olmamışsın gibi. Miran Aslan Bey diye birini hiç tanımamışım gibi. O zaman beni öldürmek zorundasın. Sen zaten öldün Miran. Sen öğrettin ya bana, tek kurşun bile atmadan nasıl öldürülür insan. Kimse Miran Aslan Bey'e bunu yapamaz. Ben daha bitti demedim. Her şey burada başlamıştı. Seni bir masal sanmıştım. Ama uyandım. Reyhan!